Odamıza hoş geldiniz. Yine grup toplantımızı onurlandıran çok değerli konuklarımız var. Kürt siyasetinin duayeni, değerli büyüğümüz Ahmet abi, Ahmet Türk aramızda. Hoş geldiniz, hocamlarımızı. Kazım Koyuncu'nun memleketinden Karadeniz'in hırçın dağlarını aşarak gelen, doğanın tavanına karşı direnen Hava Ana'nın memleketinden gelen konuklarımız var. Kemençeleriyle geldiler, tulumlarıyla geldiler, yöresel kıyafetleriyle geldiler. Onları içeri almak bir hayli bir mücadele gerektirdi arkadaşlar. Ama her şeye rağmen bu yöresel gelenekleriyle geldiler. Onları tanıtmak isteriz. Geldiği illerimiz. Tokat'tan arkadaşlarımız var burada. Partilerimiz ve dostlarımız burada. Artvin'den, Zonguldak'tan, Giresun'dan, Rize, Trabzon, Amasya, Samsun, Sinop, Ordu ve Çorum'dan dostlar ve yoldaşlar burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tek hamsi getirmemişler arkadaşlar. Tüm emekliler sendikası genel sekreteri Ali Sürücü arkadaşımız aramızda. Aynı zamanda Çankaya Şube Başkanı Hulusi Şimşek aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere değerli eş başkanımız Sezai Temelli'yi buraya davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Eş Genel Başkanım, sevgili Ahmet Türk, değerli milletvekili arkadaşlarım, Ankara teşkilatımızdan katılan arkadaşlarım, MYK ve PM üyelerimiz ve Karadeniz'den gelen sevgili yoldaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Evet, bugün burada Karadeniz'de hemşerilerimiz var. Lazlar var, Hemşinliler var, Lomlar var, Gürcüler, Çerkezler var. Bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Direnişe, mücadeleye, dayanışmaya hoş geldiniz. İnanıyoruz ki yan yana, omuz omuza vererek Türkiye'deki bu zulmü, bu şiddeti, bu savaşı hep birlikte bitireceğiz. Karadeniz'iyle, Kürdistan'ıyla, Ege'siyle, Marmara'sıyla, Trakya'sıyla hep birlikte bu ceberrut iktidardan kurtulacağız. İşte burada yan yanayız, bu mücadeleye omuz veriyoruz, güç veriyoruz. Sevgili arkadaşlarım, pazar günü Ahmet'te gençlik kongremiz vardı. Gençlik kongresi öncesi gençlik meclisi sözcümüz Tuna Aydın başta olmak üzere birçok genç arkadaşımız gözaltına alındı, tutuklandı. Ve bu gözaltılarla bu kongreyi engellemeye çalıştılar. Ama her şeye inat, gençler Ahmet'te yan yana geldi, büyük bir coşkuyla salonu ayağa kaldırdılar. Evet, görülesi bir coşku vardı. Gençler Ahmet'te o salonu ayağa kaldıran gençler çok yakında Türkiye'yi de ayağa kaldıracaklar. Bundan korkak iktidar bir paranoya içinde. Her gün, her sabah gözaltılarla kalkıyoruz. Dün sabah yine gözaltılarla kalktık. 24. dönem Kars milletvekilimiz Mülkiye bir tane, MYK üyemiz Mahfuz Güler Yüz başta olmak üzere birçok arkadaşımız dün gözaltına alındı. Sendikacılar, Tümbelsen'den, SES'ten sendikacı arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bu sabah kalktık, yine 23 arkadaşımız gözaltına alındı. Her sabah gözaltılarla kalkıyoruz. Ama her gün direnişle yatağa giriyoruz. Onlar gözaltına devam ettikçe biz de bu direnişe devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz.
tek bildikleri hukuksuzluktur. Tek bildikleri aslında aynen bir çete devleti anlayışıyla ülkeyi yönetme çabasıdır. Buna izin vermeyeceğiz. Bakın sevgili arkadaşlarım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı nettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Selahattin Demirtaş kararı aslında bu ülkeye bir hukuk dersidir. Bu ülkede hukuku tanımayanlara, bu ülkede hukuk devletini yerle bir edenlere bir derstir. Gecikmiştir. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçmişte almaya cesaret edemediği kararlar vardır. Sayın Öcalan'la ilgili kararı, kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş arkadaşlarımıza ilişkin kararlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi siyasete esir düşmüştü. Ama ilk defa çok önemli bir karara imza attı. Çok önemli bir karar, çünkü sadece bir hukuki karar değil, demokrasi anlamında da çok önemli bir karardı. Almış olduğu karar birçok açıdan, Türkiye açısından çok çok büyük öneme işaret ediyor. Sayın Demirtaş'ın milletvekili ve partimizin eş genel başkanı olarak meclis faaliyetlerine katılamamış olmasının, siyasi faaliyetleri yürütememesine yönelik almış olduğu ihlal kararı önemli bir karardır. Bugün siyaseten tutsak olan, bugün hukuka rağmen, mevcut yasalara rağmen siyasi hakları elinden alınarak tutsak edilmiş tüm yoldaşlarımıza emsal olacak bir karardır. O yüzden de bir an önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır, özgürlüğüne kavuşmalıdır. Ve burada da kalmamalıdır. Bu ve benzeri gerekçelerle bugün tutsak edilen tüm yoldaşlarımız da bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bu karar açıklandığı sırada, belki de bir gün önce, belki de o saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı sarayda talimat alıyor. Yargı talimatla çalışıyor. Hakimler, yargıçlar bu ülkede hukukun gereğini hayata geçirmekten uzaklar. Aciz içindeler. Siyasi vesayet bütün mahkeme salonlarını kaplamış durumda. Ama bakın, her şeye rağmen bu karar önemli bir fırsattır. Gelin bu kararın gereğini yerine getirin. Gelin yargının üzerindeki bu vesayete son verin. Bu kararı tanımıyoruz diyenlere inat, bu karara göre gereğini yaparız diye tehditler savuranlara inat, gelin yargıçlar olarak mesleğinizin etiğinden aldığınız güçle bu kararın gereğini yerine getirin. Eğer getirmezseniz sadece yoldaşlarımıza kötülük yapmakla kalmayacaksınız. Bu ülkenin geleceğine büyük bir kötülük yapacaksınız. Demokrasi mücadelesine, barış mücadelesine bir kötülük yapacaksınız. Bu kötülüğü yapmaya hakkınız yok. Hesap sorarız. Yakanıza yapışırız. Gün gelir, bu ülkeye demokrasi gelir. Gün gelir, bu ülkeye bağımsız yargı gelir, tarafsız yargı gelir. Bilin ki o gün bunun hesabını sizden sorarız. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün size fotoğraflar getirdim. Önce bir cesur kadının ve kadınların fotoğrafını getirdim. Tutsak yoldaşlarımın fotoğraflarını getirdim. DTK eş başkanı ve Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven'in fotoğrafını getirdim. Bu mücadelenin Yılmaz Onurlu bir arkadaşımın fotoğrafını getirdim. Onunla beraber bu mücadeleye güç katan, cezaevinde olmalarına rağmen asla baş eğmeyen, boyun eğmeyen, mücadeleyi yükselten arkadaşlarımı getirdim. Buradan onları bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bugün sevgili Leyla Güven
açlık grevinin 20. gününde. Evet, tam 20 gündür açlık grevinde. Ve Türkiye cezaevlerinde bugün açlık grevi başlıyor. Neden? Çünkü bu ülkede tecrit var. Bu tecrit kırılsın diye, bu tecrite bir son verilsin diye. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit, bütün Türkiye'ye uygulanan tecrittir. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit, barışa uygulanan tecrittir, demokrasiye uygulanan tecrittir. Dolayısıyla bu açlık grevindeki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, başta Leyla Güven olmak üzere aslında tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir çağrı yapıyorlar. Gelin bu tecriti bitirin, Türkiye'de barışın, demokrasinin yolunu açın. Bizim de çağrımız bu yöndedir. Tüm Türkiye halkları geçmişte olduğu gibi bugün de bu mücadeleye destek verecektir. Duyarsız kalmayacaktır ve inanıyoruz ki en kısa zamanda bu tecrit sonlanacaktır. Sevgili arkadaşlarım, değerli Leyla Güven'in bize yollamış olduğu bir mesaj var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer halkımız, değerli eş başkanlar, milletvekili arkadaşlarım, Ahmet Zindanı'nın direniş ruhuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mevcut kaos ve krizin bir nedeni de çözümsüz bırakılan Kürt sorunudur. Sorunu çözmeye çalışan tarafların da görmezden gelindiğini biliyoruz. Ben Sayın Öcalan'ın Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için büyük bir çaba sahibi olduğunu düşünüyorum. Sayın Öcalan'ın çözüm önerileri ve düşünceleri sadece Kürt sorunu için değil, aynı zamanda Orta Doğu ve dünya halkları için de önemli bir perspektif sunmaktadır. Demokratik ulus ve demokratik konfederal sistem inşaları halklarımızın özlem duyduğu kalıcı barışın temel taşlarıdır. Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecrit tam da bu hakikati toplumdan gizleme yöntemidir. İnsanlık tarihi benzer örneklerle doludur. Hakikat arayışçıları ve savunucuları bu uğurda nice bedeller ödemişlerdir. Sayın Öcalan'ın İmralı özel sisteminde ağır tecrite maruz bırakılması bu zihniyet dünyasının bir göstergesidir. Özgür irademle başlattığım açlık grevinin 20. günündeyim. İnsanlık suçu olduğunu düşündüğüm tecrit uygulamasına karşı bir şeyler yapıyor olmanın huzuru içindeyim. Bunun milyonların talebi olduğunun farkındayım. Dışarıda başta kadın meclisimiz ve kurumlarımız olmak üzere halkımızın geliştirdiği sahiplenme etkinliklerinin benim için çok değerli ve anlamlı olduğunu belirtmek isterim. Barış anneleri, cumartesi anneleri şahsında bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Uğrunda mücadele verdikleri kalıcı barışın bu topraklarda hakim olacağı günlerin yakın olduğunun farkındayım. Ben yaşamı uğrunda ölecek kadar sevenlerin yoldaşıyım. Bu duygularla hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yaşamı uğrunda ölecek kadar seven tüm yoldaşlarımı da ben de buradan selamlıyorum. Onların direnişi bizim yolumuzu aydınlatıyor. Sevgili arkadaşlarım, evet, hep zulümden bahsediyoruz. Hep şiddetten bahsediyoruz. Yargının içine düştüğü durumdan bahsediyoruz. Bakın bugün Tahir Elçi'nin katledilmesinin 3. yılı. 3 yıl oldu, hala Tahir Elçi'yi öldürenlerle ilgili hiçbir gelişme yok. Katledenlere dair dosyada hiçbir delil yok. 3 yıldır hiçbir gelişme yok. Buna karşı ne var? Tahir Elçi'nin adının unutturulmaya çalışılma çabası var. Van Çatak'ta Tahir Elçi adına açılmış parkın ismini değiştiriyorlar. Yani senin kayyumların bunu yaptı diye biz Tahir Elçi'yi mi unutacağız? Biz bu barış mücadelesini veren yoldaşlarımızı mı unutacağız? Hepsinin ismini kalplerimize kazıdık. Çok yakında o parklara da, o bahçelere de yine yoldaşlarımızın adını
31 Mart'tan sonra hep birlikte vereceğiz. Sevgili arkadaşlarım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle dünyada olmayacak bir şey oldu. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kadına şiddet uygulandı. Evet, tünelde Galatasaray meydanına yürümek isteyen kadın arkadaşlarımıza polis müdahale etti, saldırdı, biber gazı sıktı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'ndaki o vazifeli çıkmış diyor ki illa polise saldıracaklar. Bütün görüntüler ortada. Polis kadınlara saldırmış. Bu çıkmış diyor ki illa polise saldıracaklar. İşte karşı karşıya olduğumuz zihniyet budur. Bu İçişleri Bakanlığı'ndaki zat Tahir Elçi'nin katillerini bulmak, Şen Yaşar ailesinin katillerini bulmak yerine hala kadınlara saldıran o polislere arka çıkarak aslında bütün ülkeyi terörize etmeye devam ediyor. Çünkü ellerinde bir terörle mücadele kanunu var. Bu mücadeleden hareketle her yeri terörize etmeye, herkesi potansiyel olarak terörist görmeye devam ediyorlar. Nerede hak mücadelesine kalksanız karşınıza işte bu zihniyet çıkıyor. Bu böyle de Cumhurbaşkanı bundan farklı mı? Fransa'daki şiddeti kınayan bir İçişleri Bakanı var. Fransa'da insanların direnişine polis şiddet uygulamış, bunu kınıyor. Ama Türkiye'de her gün, her gün, her saat uygulanan şiddeti görmüyor. Ve Cumhurbaşkanı tam da bugünlerde kadın erkek eşitliği üzerine konuşmaya kalkıyor. Verdiği örneğe bakın. Kadınlarla erkekler beraber 100 metre koşamazmış. 150 yıldır olimpiyatlar yapılıyor. Zaten ayrı ayrı koşuyorlar. Ne keşfetmiş de çıkmış konuşuyorsun. Bunun topluma bakışı böyle. Kadın eşitliğine bakışı böyle. Yani sadece ve sadece kaba güç üzerinden insanları tartan bir zihniyet. Toplumsal cinsiyetmiş, kadın erkek eşitliğiymiş, eşitlikçi bir toplum anlayışımız bunlarda yok. Beklemiyoruz zaten. Beklemediğimizin örneği işte biraz önce belediye başkanları açıkladı. Listede bir tane kadın görmedik. 16 yıldır iktidarlılar, 16 yıl boyunca %18'e en fazla ulaşabilmişler kadın temsiliyetinde mecliste. 49 il, 558 ilçeleri yönetmişler. Sadece 7 kadın belediye başkanıyla. 49 il, 558. 6%7. Oran %1. İşte bu zihniyetin kadınla erkeği kıyaslaması 100 metre yarışı olur. Ve bu zihniyet işte arkadaşlarımızı içeride tutan zihniyettir. Belediye eş başkanlarımızı içeride tutan zihniyettir. Bakın içeride tuttukları arkadaşlarımız. Bakın Leyla Güven 2004'te Küçükdilli Belediyesi'ne belediye başkanı olduğunda ne yapıyor? İlk toplu sözleşmeye koyduğu maddelere bakın. Eşine şiddet uygulayan personelin maaşı eşine verilir diyor. Kız çocuğunu okula göndermeyen personelin erkek çocuğuna verilen eğitim yardımı kesilir diyor. Nevroz ve 8 Mart'ı ücretli izinli sayıyor. İşte Leyla Güven, işte yüz metreciler. İşte özgürlükçü mücadele, işte eşitlikçi mücadele, işte ceberut anlayışı. Tüm halklarımız bunun farkında. İşte bu farkla şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. Karadeniz de farkında. İşte o yüzden buradayız, yan yanayız. Hoş geldiniz. Sözlerime müziğiyle direnen, Karadeniz başlığıma müziğiyle direnen Kazım Koyuncu'yu anarak başlamak istiyorum.
hiç unutmadık müziklerini hala bize güç katıyor, direnişimizi güçlendiriyor. Son yıllarda Karadeniz deyince, hatta uzun yıllardır Karadeniz deyince bir ırkçılık, bir şovenizm, bir milliyetçilik, bir yoz kültür anlayışının öne çıkartıldığını görüyoruz. Karadeniz bu değil. Karadeniz'i böyle değerlendirmek Karadeniz'e, Karadeniz'deki halklara büyük haksızlık olur. Bu haksızlığı yapmayacağız. Bu haksızlığı yapanlardan hesap soracağız. Bir tanesi Trabzon milletvekili, biliyorsunuz. İçişleri Bakanı. Karadeniz'e yapmış olduğu zulüm ortada. Diğeri de Rize'den. O da Cumhurbaşkanı. Karadeniz'in kaderine bak. İki talihsizlik bir arada. Hani biri olsaydı neyse. Bunun ikisi beraber. Biri Rize'den, biri Trabzon'dan. Karadenizlerin dediği gibi talihsizlik nerede saklı biliyor musunuz? Hani meşhur. Fındık kadar aklı var derler ya. Fındık kadar aklı olanlar iktidarda. Meselenin özü bu. Bununla da kalmıyor. O fındık kadar akıldan bir de kurt çıkıyor, kurt. Kurda teslim olmuş bunlar. Kurda. Daha önce söyledik. Bu akıldan kurt çıkarsa Osmaniye'den öteye gidemezsiniz dedik. Gidemiyorlar. Gidemedikleri için de şimdi bakın adayları hep kayyum, bürokrat, gidemezler. Öyle bir yüzleri yok. Madem Osmaniye'den öteye gidemiyorlar, o zaman haydi Karadeniz'den, Karadeniz'e de gelemesinler. Niye Karadeniz'i bunlarla anıyoruz ki? Karadeniz bunlarla mı anılmalı? Karadeniz devrimci dayanışmayla anılmalı. Karadeniz devrimci mücadeleyle anılmalı. Mahir Çayanlarla, Cihan Alptekinlerle anılmalı. Karadeniz hayvan ve insan sevgisiyle nam salmış Urkiye kadınla anılmalı. Cerattepe'de yeşil yol jandarmaya, patronlara direnen kadınlarla anılmalı. Karadeniz Kürt halkının özgürlük mücadelesinde en önde koşan Kemal Pirlerle, Haki Karerlerle anılmalı. Karadeniz Terzi Fikri ile anılmalı. Fatsa ile Hopa ile anılmalı. Evet. İŞİD'e karşı 60 yaşında olmasına rağmen gidip savaşan Sinoplu Rıfat amcayla anılmalı. Bu iktidara karşı direnirken atılan gaz sonucu yaşamını yitiren Metin Lokumcu'yla anılmalı. Devletin bekası diye halka zulmedenlere karşı kimdir devlet diyen Havva Ana'yla anılmalı. Bu zulmü, bu direniş yıkacak işte. Ve Karadeniz isyanda, tüm Türkiye isyanda bu zulme karşı, bu şiddete, bu baskıya karşı. Evet, bugün ekonomisiyle, bugün uğradığı zulümle Karadeniz ciddi bir şiddetin altında. Özellikle de iktisadi şiddet olarak. Bakın Karadeniz deyince çaydır, fındıktır, hamsidir. Ama bakın balıkçılığın geldiği hale. Hamsi neredeyse Karadeniz'de tükenecek. Balıkçılığın geldiği içinden çıkılmaz durum ve balıkçılıkla geçinen tüm aileleri perişan etti. Çay üreticileri, fındık üreticileri. Fındık ki dünyada, dünya fındık üretiminin %80'ine karşılık geliyor Karadeniz'de. Ama fındık üreten aileler perişan.
fındık üreten aileler yoksullaşıyor. Fisko Birliği'ye devletin desteği kesilmiş durumda. Devletin desteği nereye gidiyor peki? Fisko Birliği'ye gitmiyor da nereye gidiyor? Bize küfreden müteahhite gidiyor. İşte o yüzden fındık üreticileri gereken cevabı 31 Mart'ta verecek. Çaykur, aynı şey Çaykur için geçerli. Özelleştirmeleri gördük de Çaykur'dakini hiç görmemiştik. Çaykur'da satış kısmını özelleştiriyorlar. Tümünü değil. Yani nerede karlı bir alan var, onun üzerinden bir rant alanı yaratmaya çalışıyorlar. 215 bin ailenin geçimini böylece yok ediyorlar. Tıpkı şeker pancarı üreticilerine yaptıkları gibi. Bunlar üreticiye, çiftçiye düşman, emekçiye düşman. Bir fotoğraf daha. Bir kadın daha. Tonya, süt üreticileri. Evet, 50 yaşında olan bir işletmeyi kapatıyorlar. Belki de dünyanın en iyi, en kaliteli tereyağının üretildiği bir yer. Süt üreticileri sütü bu kooperatife getiriyor ve buradan geçimini sağlıyor. Kapatıyorlar. Nedeni belli değil. Bu işletmenin kapatıldığı gün Cumhurbaşkanı 44 tane araba alıyor. Aldığı arabalardan bir tanesinin değeri bu işletmenin bir yıllık cirosundan fazla. İşte bu şiddettir. İşte bu sömürüdür. İşte üretici mağdurdur. Saray refah içindedir. Bir değil, 44 tane araç aldığı gün bu üreticilerin hakkı gasp ediliyor. Sadece üretim mi? Ekoloji olarak da baktığınızda bütün Karadeniz bir ekolojik yıkım altında. Nasıl ki Dersim'in, Kulp'un ormanlarını yakıyorlar, Karadeniz'in de ormanlarını kesiyorlar. Yeşil yol yapmak için. Karadeniz'de büyük bir katliam var. Doğa talanı var. Bütün o doğal güzelliklere saldırıyorlar. 2023 yılına kadar sevgili arkadaşlarım 1700 tane HES yapacaklarmış. Bunun yanında bir şey daha yapıyor. HES'lere karşı çıkanlar için de 228 tane cezaevi yapıyor. Evet. Doğa talanına, emek sömürüsüne karşı çıkanları bu baskıyla, bu zulümle cezaevlerine tıkmaya çalışıyor. Geçenlerde bir milletvekili kalktı dedi zaten. Bacasız fabrika dedi cezaevleri için. Cezaevleri üzerinden de yeni bir emek sömürüsünü planlıyorlar. Evet, 98'den beri HES'lere karşı, 98'den beri ekoloji mücadelesi Karadeniz'de sürüyor. Türkiye'nin her yerinde sürüyor. Bugün Otluk'ta da sürüyor. Otluk koyu bir doğa harikası. Cumhurbaşkanı'nın yazlık sarayı için ağaçları katletmişler. Hektarlarca ormanı kesmişler. Karadeniz'e yaptıkları zulmün aynısını Otluk koyunda görüyorsunuz. Trakya'da görüyorsunuz. Bütün Trakya bir ölüm coğrafyası olmuş. Termik santralleriyle, her türlü kirliliğiyle, işte Ergenekoyu ortada. Geliyorsunuz Sinop'ta nükleer santralle karşılaşıyorsunuz. Tıpkı Mersin'de karşılaştığınız gibi. Bütün doğayı talan eden, emeği sömüren bu iktidara karşı doğayı da talanı da savunmak, talana son vermek, doğayı savunmak zorundayız. Asla talanı savunmayacağız tabii. Sevgili arkadaşlarım, bu mücadelenin her yerindeyiz. En önündeyiz. Nerede talan varsa, nerede sömürü varsa, nerede kadına yönelik şiddet varsa, halklarımıza karşı nerede zulüm varsa, orada halklarla beraber
HDP vardır, mücadelenin en önündedir. Cerattepe'de HDP vardır. Cerattepe'deki bütün yoldaşlarımızla beraber omuz omuza o altın madeninin doğaya yaratmış olduğu tahribata karşı orada mücadelemiz sürüyor. Bütün bu mücadeleye rağmen yeri gelmişken bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi Türkiye halklarıyla, emekçileriyle, kadınlarıyla birlikte veriyoruz. Ama bazı internet sitelerine, bazı gazetelere bakıyorsunuz, diyorlar ki HDP Türkiye Partisi olmaktan uzaklaşıyor. HDP yeterince Türkiye Partisi değil. Biz değiliz de kim Türkiye Partisi? Ya sen coğrafyayı bilmiyorsun, o derse girmedin, ya da evinden dışarı çıkmıyorsun. Türkiye'nin her yerindeyiz. Yegane Türkiye Partisi'yiz. Bunu herkes böyle bilsin. Türkiye halklarının partisiyiz. Bu demokratik mücadelenin içindeyiz. Demokratik cumhuriyeti var edene, inşa edene kadar da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Ama Osmaniye'den öteye geçemeyenler, Hakkari'de, Şırnak'ta bir milletvekilimizi çalmak için neredeyse ordunun yarısını Hakkari'ye, Şırnak'a gönderenler Türkiye Partisi, HDP değil. Hadi oradan. Evet, doğayı tahrip ettiği kadar Karadeniz'deki zulmün bir adı da yoksulluk. Kürt illerindeki yoksulluktan sonra ikinci sırada Karadeniz illeri geliyor. En çok göç veren illerin arasında Karadeniz illeri var. İşsizlik had safhada. Yoksulluk had safhada. Peki göç ediyorlar da iş bulabiliyorlar mı? Hayır. İş bulsalar geçinecek kadar bir ücret alabiliyorlar mı? Hayır. İşte asgari ücret ortada. Şimdi asgari ücret tartışmaları var. 1603 lira olan asgari ücret 1800 lira mı olsun, 2000 lira mı olsun? Enflasyonun %25'i geçtiği yerde hala emek sömürüsü üzerinden, hala asgari ücret pazarlıklarıyla bu sömürüyü derinleştirmeye çalışıyorlar. Tüm bunlara cevabımızı 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 24 Haziran'da olduğu gibi yine sandıklarda en güçlü şekilde vereceğiz. Bunu başaracağız. Birlikte başaracağız. Omuz omuza başaracağız. Sevgili arkadaşlarım, bundan ders almamışlar. Kampanyalarını yine HDP karşıtlığı üzerinden sürdürüyorlar. HDP'li bulamazlarsa etrafta soğanları gözaltına alıyorlar. Evet. Soğanlar. Soğanları terör örgütü kurmaya çalışırken ele geçirdik. Böyle bir manşet atabilirler yakında. Hastalıklı bir durumla karşı karşıyayız. Artık iktidar hastalıklıdır. Bu hastalıktan bu ülkeyi kurtarmak zorundayız. Biz yerel yönetimlere talip olurken sadece belediyeleri kazanmak için talip olmuyoruz. Yerel demokrasi için, yerinden yönetim için talip oluyoruz. Geçmişten gelen deneyimlerimizi bugün geleceğe taşımak için talip oluyoruz. Evet, bugün bakın belediye başkan adayı bulmakta zorlanıyorlar. Diyarbakır'a Kayyum'u belediye başkan adayı olarak gösterdiler. Ankara'ya Kayseri eski belediye başkanını aday olarak gösteriyorlar. Bu kürsüde sormuştum. 26 sayfalık yolsuzluk dosyan nerede diye. Madem şimdi aday oldun, çık da göster bakalım o 26 sayfada neler yazıyordu. İzmir'e ekonomiyi perişan edip gitmiş, cinsiyetçi dilin hakim olduğu bir adayı Zeybekçi'ye aday gösteriyorlar. Biz de tüm bunlara karşı halkların adayını göstereceğiz.
emekçilerin adayını göstereceğiz. Kadınların adayını göstereceğiz. Ve hep birlikte. Ve hep birlikte. Sadece kayyumları değil, Türkiye'nin her yerinde bu iktidarı, bu iktidar anlayışını faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. Şimdi süpürgeleri hazırlama zamanıdır. Temizlik başlıyor. Türkiye'yi bunlardan böyle kurtaracağız. Önce yerel yönetimlerde iktidara geleceğiz. Sonra da eşit yurttaşlık temelinde demokratik cumhuriyeti var edebilecek bir dönüşümü hep birlikte başlatacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Sevgili arkadaşlarım, sevgili yoldaşlarım, Karadeniz'de hemşerilerim, bunu yapmak için şimdi 4 ayımız var. 4 ay boyunca 7 gün 24 saat çalışacağız. Halkımızın bize gösterdiği, rehberlik ettiği yolda bütün enerjimizle her gün, her sokakta, her evde, her mahallede olacağız. Halkın sesini hep birlikte yükselteceğiz. Evet, bize karşı zulüm olacak, baskı olacak. Bizi görünmez kılmaya çalışacaklar. Her türlü hile ve şaibeyle sandık tezgahlarını yeniden karşımıza getirecekler. Ama tüm bunlara rağmen nasıl ki 24 Haziran'da barajları yıktık, şimdi de 31 Mart'ta tüm yerellerde halkın iktidarını hep birlikte var edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin her yerinde halkın iradesine saygı göstereceğiz. Burada asıl olan bugün için önceliğimiz bu ceberrut iktidardan, bu faşist zihniyetten kurtulmaktır. O yüzden halkın iradesi yönünde güçlü ittifakları hayata geçireceğiz. Yerellerde bir kez bunu başarırsak demokrasinin de barışın da yolu açılacaktır. Şimdi aday başvuruları başladı. Herkese buradan çağrı yapıyorum. Kadınlara, gençlere, emekçilere, tüm halkımıza gelin aday aday olun. Gelin hep birlikte bu mücadeleye katılın. Aday aday olmak bu mücadeleye omuz vermektir. Gelin birlikte olalım. Gelin hep birlikte bu gücü sandıklara taşıyalım. Mesele aday olmak değildir. Mesele bu mücadelenin içinde olmaktır. Şimdi mücadele zamanıdır. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de 12 milyon sosyal medya kullanıcısı varmış. Doğru mu hocam? 12 milyon. 12 milyon sosyal medya kullanıcısı varsa çok değil. Bu sosyal medya kullanıcılarının %3'üne, 5'ine çağrı yapıyorum. Sosyal medya güzeldir. Orada yazdıklarınızı takip ediyorum. Çok başarılı. Çok yaratıcı. Evet, Facebook güzeldir. Instagram güzeldir. Twitter güzeldir. Ama güzel kardeşim, sokak daha güzeldir. Haydi şimdi sokağa. Bakın bütün il ilçe binalarımız açık. Haydi gelin. Sandık görevlisi olun. Müşahit olun. Gelin bu seçim çalışmalarına katılın. Sandıklara hep birlikte sahip çıkalım. Bu çalışmayı hep birlikte omuz omuza sürdürelim. Tüm çağrımı tüm halkımıza, tüm gençlere, tüm kadınlara buradan bir kez daha ineliyorum. Şimdi çalışma zamanıdır. Şimdi hep birlikte bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Tüm arkadaşlarıma, tüm yoldaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki 4 ay sonra çok güzel bir sabaha hep birlikte uyanacağız. Ve bugün tutsak olan tüm yoldaşlarımıza bir an önce bu çalışma sayesinde kavuşacağız. Hepimizin yolu açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.